Günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, bugün Bismillah kendi evimizde ilk kahvaltımızı yapacağız. Çay suyu kaynadı. Şimdi şöyle bir çayımızı demleyelim. Mis gibi özlediğimiz çayımızı demleyelim. Evet. Ve şimdi kahvaltı hazırlığına geçelim. Kahvaltılıkların yanına şöyle biraz getirdiğim patlıcandan kızartmak istedim. Taze taze yiyelim bakalım. Patlıcanın bu kızaran kokusunu çok seviyorum. Mis gibi kokuyor vallahi. Harika. Şimdi Adıyaman'da diyorduk ya çok sıcak sıcak. Şimdi burada da inanın üşüdüm. Vallahi üstüme yelek giydim. Eğmene çorap giydirdim. Buz gibi hava. Bugün hatta hava bulutlu. Herhalde yağmur bekleniyor. Evet. Şöyle bir çevirelim güzelce. Kızarsınlar. Oh. Patlıcanlarımı hepsini kızarttım. Evet. Öyle mis gibi de kızardılar. Diğer kahvaltılıklarımı da hazırladım. Hadi bakalım biz kahvaltıya geçelim. Evet. Bakın kurutmalıklarımı tekrar serdim. Akşam biraz yumuşamışlardı. Ama şöyle bugün güneşte kalsınlar. Hemen toplayacağım bilemedim. Akşam da dışarıda bıraktım. Burası biraz bulutluydu. Ama bugün bu akşam hemen patlıcanlarımı kaldıracağım kurumuşken. Domateslerin ama biraz daha kuruması lazım. Böyle hemen balkonuma serdim. Çünkü akışta da hava serin. Kolay kolay kurumuyor. Bunlar da dolmalıklarım. Yolda birkaç tane küflenmişti. Onları çıkardım. Biberlerim. Öyle. Bakalım inşallah kururlar. Çünkü Adıyaman'da tamamıyla kurumamışlardı. Bir tek tamamıyla kuruyan şöyle dilim patlıcanlardı. Öbürleri de bakalım yağmur gelmeden inşallah kurur. Dediğim gibi burada hava serin. Akşamları da herhalde artık çiğ mi düşüyor neyse patlıcanlar yumuşamıştı. Ve fesleğenlerim de kurudular. Manzarayı özlediniz mi? Akışla manzarası. Dağlar bomboş kaldı. Zaten İç Anadolu'da dağlar böyle bozkır şeklinde. Ama şu manzaramıza da diyecek yok değil mi? Bulutlar toplanmış. Hadi bakalım diğer işlerime bakayım ben. Dolmalıklarımı ve kurutmalıklarımı topladım. Şöyle. Çünkü artık akşamüstü. Yarın tekrar güneş olunca tekrar güneşe sereceğim. Çünkü akşam kaldı mı nemleniyor. Şimdi ben mutfağa yemeğinin başına geçiyorum. Soğanlarımı şöyle yemeklik elde doğradım. Biraz iri olmasını istedim. Çünkü akşama ciğer yapacağım. Şöyle şurada ablam bana koymuş. O da hani kurbanlık ciğerden şöyle kıyma gibi çektirmiş. Şöyle poşetlere koyup buzluğuna atmış. Bana da bir poşet öyle koymuş arabanın bagajına. Çünkü ben çok beğenmiştim, bize yapmıştı. O yüzden ben de şimdi bu akşam öyle yapmak istedim. Şöyle soğanlarım iyice bir pembeleşsin. İyice bir yumuşasın. Zaten ciğeri ablam kavurmuş, öyle buzluğuna atmış. Yani ciğer hazır.
Sadece ben soğanlarımı hazırlayacağım. Sen ne yapıyorsun? Telefon görüşmesi mi yapıyorsun? Evet. Mama geçeyim. Ya tamam, telefonun çalıyor. Açsana. Aa, çalıyormuş. Ben aza gittim araba. Yokapta kamu. Araba. Kırmızı araba. Mane araba. Yeş araba. Sarı araba. Kahverengi araba. İki kahverengi araba. Pepe araba. Bilmem oğlum, teyzene sor. Evet teyze. Atayı da. Atayı da. Atı. Atayı da. Atı mı söylüyor? Atayı da. Atı mı söylüyor? Anne aramadım. Belki çay, demir mi çay içiyor? Atı çay içiyor. Bilmem. Kavuğun. Kavuğun. Tamam, evet. Kavuğun alayım. Masayı yıkamış sende. Dolabımızda başka neler yok? Patlıcan. Patlıcan. Evet. Üzüm. Üzüm, muz. Evet, patlıcan, üzüm, muz. Tamam, o yerde ver. Yıkamış sende. Kabak. Kabak. Pırasa. Tamam, pırasa. Bu kadar yeter. Vasikamızda. Bu kadar yeter oğlum. Vasikamızda. Bu kadar yeter. Dolma biber söyle. Ha evet, dolmalık biber. Dolmalık biber de iste, haydi bakalım. Evet, dolma biber de. Sıdacı biber. Kırmızı biber. Evet, kırmızı biber. Tamam, bu kadar yeter bize. Tamam, hadi kapat de hoşça kal. Üzümün dayı. Yok yok, muş ayı. Muş almışız. Hadi bakalım, kapat telefonu de ki hoşça kal, kolay gelsin. Soğanları iyice kavruldu. Şimdi kıymamı üzerine dökebilirim. Ciğer demek istemiştim. Evet, ciğerimi de üzerine döktüm. Şimdi soğanla ciğerim de iyice beraber biraz böyle özdeşleştim. Birazcık pul biber, birazcık karabiber yeterli olur. Böyle iyice karıştıralım. Soğanlarla iyice özdeşleştim. Allah Allah, mis gibi koktu. Ben çok seviyorum ciğeri. Kuşbaşı da güzel oluyor. Ama dediğim gibi geçen böyle ablamgille yiyince çok hoşuma gitti. Bundan sonra ben de böyle kıyma gibi çektireceğim ciğeri. Harika oluyor çünkü.
Evet, bu kadar yeterli kavrulması. Şimdi tuzu ayarlayacağım. Biraz tuzsuz. Biraz ciğer biraz tuzlu oldu mu güzel olur. Şöyle karabiber. Şöyle istoptan. Çok acı olmasın ki eğmen de yesin. Şöyle bir güzel karıştıralım baharatlarını. Ondan sonra bir dakikada baharatlarla özdeşleştim. Altını kapatacağım. Tadına baktım. Birazcık da kimyon koymak istiyorum. Çok yakışacağına eminim. Ve karıştırıp altını kapatıyorum. Ciğerim tamam. Kapattım. Eşimin ellerinden de salata. Ben de şimdi sosunu ayarlayacağım. Çünkü ciğerimiz tamamlandı. Bir defa biraz da kuru nane. Bol olsun. Yeşili yok ya evde şu an. Evet, biraz da nar ekşimizi koyalım. Ve zeytinyağı. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bunları bir güzel karıştırayım ben. Salatam hazır. Mevsim salatası ve ciğer. Gerçekten harika oldu. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Ben çok beğendim. Şimdi tadına baktım. Aynen o gün ablamın yaptığı gibi yine enfes olmuş gerçekten. Harika yani. Müthiş. Evet. Bugün de videomun sonuna geldim. Günü böyle kapatalım. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizi en güzel yere Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.